Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye gençliğinin mihmandarı, saygıdeğer Cumhurbaşkanım, birbirinden değerli, kıymetli misafirlerimiz ve elbette cennet vatanımız Anadolu'nun dört bir yanından bu salonu hınca hınç dolduran sevgili gençler, dava arkadaşlarım. Türkiye Gençlik Vakfımızın 5. olağan genel kurulu ve 6. gençlik buluşmamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz. Aziz genç kardeşlerim, TÜGVA'mızın yiğitleri, büyük Türkiye'nin neferleri. Elbette her veda yeni bir başlangıç, yeni bir yolculuktur. Fakat kalp durmadan sevdayı, dostluğu, güzel günleri anar, güzel anları söyler. Sözlerimin başında o güzel anlarımızı kısaca anmak isterim. Ne güzeldi sizinle olmak, sizinle yol yürümek. O yolculuklarımız, buluşmalarımız, kucaklaşmalarımız. Sizinle kardeş olmak, size yoldaş olmak, yol arkadaşı olmak, dava arkadaşı olmak. Ne güzeldi Ankara'nın, Kırşehir'in, Konya'nın o ayaz gecelerinde bir demlik çayın etrafında bağdaş kurmak. Kocaeli'de, Bursa'da, Kamp Ateşi etrafında ezgiler söylemek. Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da peygamberlerimize ve sahabe efendilerimize selam vermek. Samsun'un, Trabzon'un, Rize'nin dağlarından Karadeniz'in hırçın dalgalarına bakmak. Muğla'da, Antalya'da, İzmir'de beraberce yangınların üstüne koşmak. Çanakkale'de şehadetin kokusunu içimize çekmek. Yol ancak yoldaşın varsa güzeldir. Sizinle yoldaş olmak ne güzeldi. İstanbul'da Eyüp Sultan Camii avlusunda safa durmak. Ayasofya'da, Ayasofya'da gözyaşları içinde sabah namazı kılmak ne güzeldi. Ne güzeldi onu karşımızda, yanı başımızda görmek. O sahneye çıktığında büyük bir coşkuyla işte ordu, işte komutan demek. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, Türkiye Gençlik Vakfı olarak 2013 yılında çıkmış olduğumuz bu kutlu yolculuğun 10. yıl arefesinde ülkemizin dört bir yanından gençlerimizin göstermiş oldukları gayret, azim ve samimi çalışmalar ile bugün vakfımız Türkiye'nin 81 vilayetinde, 571 ilçesinde ve 310 binin üzerinde üyesiyle ülkemizin en önemli gençlik hareketlerinden biri haline gelmiştir. TÜGVA olarak medeniyetimizi ihya ve inşa edecek nesiller yetiştiren bir vakıf olma vizyonuyla çıktığımız bu yolda her zaman yerli ve milli gençlik anlayışını benimsedik. Her yıl yüzlerce proje ve faaliyetlerle yüz binlerce gencimize yeni ufuklar açtık. Dört yıl önce bu kutlu görevi onursal başkanımız, kıymetli abim İsmail Emanet'ten devraldığımda değişen sadece şekildi. Öz değişmemişti. Bugün de öz aynı özdür. Bugün vakfımızın hedefleri, misyonu ve vizyonu değişmemiştir. Sadece isimler değişmektedir. Sevgili genç kardeşlerim, sizler bu milletin her daim umudu oldunuz. Sultan Alparslan'dan Osman Gazi'ye, Fatih Sultan Mehmet Han'dan Ulu Hakan Abdülhamit Han'a, Necmettin Erbakan hocamızdan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kadar bir kutlu davanın neferlerisiniz. Gençler, hazır olun. Çağ kapatıp yeni bir çağ açan Fatih'in torunları bir yüzyılı kapatıp yeni bir yüzyıl açacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yüzyıl inşallah Türkiye yüzyılı olacak. Unutmayın sevgili genç kardeşlerim, bu dava mensuplarıyla şereflenmez. Bu dava mensuplarına şeref verir. Ben yoksam dava yoktur diyenler daha en baştan kaybetmiş olanlardır. Bu hareket güçlenerek yoluna devam ediyor. Safını cesaretten yana, doğruluktan yana belirleyenler işte bugün burada bizim yanımızdadır. İşte bugün burada bu salonda heyecan var, muhabbet var, kardeşlik var. İşte bugün burada
Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle zaman ve mekan bana emanettir şuurunda Türkiye'nin dört bir tarafında mekanda izleyen gençlerimiz var. Bugün burada milli şairimiz Mehmet Akif'in ifadesiyle sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır düşüncesiyle. İşte bu vatana, bu memlekete sahip çıkacak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine sımsıkı sarılıp onları gerçekleştirecek gençlerimiz var. Bugün burada 15 Temmuz'da vatanına, bayrağına ve ülkesine sahip çıkan Ömer Halis Demir'in, Abdullah Tayyip'in ve nice şehitlerimizin yolunda ve izinde olan gençlerimiz var. Bugün burada Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir müjdesine canı gönülden inanmış bir gençlik var. Bugün burada milli teknoloji hamlesine yürekten inanmış Teknofest kuşağı var. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün burada size ve hedeflerine inanmış Türkiye'nin gençleri var. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, bizler bu mücadeleyi bir bayrak yarışı olarak gördük. Artık emaneti devretmenin vakti geldi. Bu bayrağı teşkilatımızdan gelen kıymetli dava arkadaşım İbrahim Beşinci kardeşimize sizlerin huzurunda kalbim mutmain bir şekilde emanet ediyorum. Yeni dönemde vakfımızın çok daha iyi bir noktaya geleceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle yeni dönemde görev alacak bütün kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Bu çalışmaları yaparken gençlere görev veren ve her daim en büyük destekçimiz ve takipçimiz olan saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza sizlerin huzurunda şahsım ve Türkiye gençliği adına şükranlarımı sunuyorum. Gençler için yaptığımız faaliyetlerimizde her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beyefendi'ye teşekkürü bir borç biliyorum. Bununla beraber vakfımızın kuruluş yıllarından itibaren bizlere her daim abilik yapan önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Sayın Necmettin Bilel Erdoğan Beyefendi'ye huzurlarınızda desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu güzel çalışmalarda madden ve manen bizden desteklerini esirgemeyen değerli Yüksek İstişare Kurulu Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyelerimize, 81 ilimize gayret gösteren il ve ilçe temsilcilerimize, yakın çalışma arkadaşlarıma, bağışçılarımıza ve kuruluşundan bugüne kadar görev alan teşkilat üyelerimizin her birine ve bizleri bugün yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Son olarak göstermiş oldukları sabır, anlayış ve destekleri için kıymetli eşime, çocuklarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum. Bu büyük dava yolunda emeği geçen tüm kardeşlerime varsa hakkımı helal ediyorum. Sizler de bu kardeşinize haklarınızı helal ediniz. Sözlerimi şu dualarla sonlandırmak isterim. Rabbim bizleri bugün olduğu gibi cennetinde de Efendimizin livaül ham salcağı altında böyle cem eyle. Bizleri özden de öz kardeş eyle. Aşkımızı, sevdamızı, azmimizi daim eyle. Yeni başkanımıza ve yönetimine yardım eyle. Omuzlarımızı ve ayaklarımızı sabit kıl. Bizi Türkiye Gençlik Vakfımızın ve güzel ümmetimizin hizmetkarı kıl. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bizleri muzaffer eyle. Elhamdülillah. Sur'da bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan eserseniz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. TÜGVA Başkanımız Sayın Enes Eminoğlu'na konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere TÜGVA yeni başkanı